kızlar toplandık, toplandık, toplandık. Sorduk neden yıprandık, yıprandık, yıprandık. Tuğba Erbil'i ünlü kankileriyle buluşturan açılıştayız. Onlar her daim yan yana kısır günleri bile yapıyorlarmış. Kısır günleri falan var mı? Onu merak ediyoruz. Ben yapmıştım galiba. Evet evet. Güzel yapıyor kısır, evet. Ebru Şallı Tuğba Erbil'in Tuğbana adlı triko markasına hayran olmuştu. Çok beğendim. Vallahi tebrik ediyorum Tuğba'cığım, harika yani gerçekten. Eşleri ve kendileri ünlü üç hanım. Acaba beylerini kıskanıyorlar mıydı? Hani bırakın da onlar kıskansın. Amin. Bu kadar üç tane Türkiye'nin en güzel kızlarıyla evlenmişler. Öyle değil mi yani? Onlar kıskansın. Her birinde bir çocuk var şimdilik. İkinciyi düşünüyorlar mı? Ya ben şu anda düşünmüyorum. Yani düşünmüyoruz. Ben de şu an için düşünmüyorum. Ya ben de hemen şu anda düşünmüyorum ama ilerisi için tabii ki istiyorum ben. Tuğba Erbil'in mağaza açılışında eşi Mali'nin kızı Sezin Erbil de yalnız bırakmadı. Cici annesi Sezin Erbil'e de gelinlik tasarlar mıydı? Yok, ben evlenmiyorum. Ben okuyorum. Evlenemem. Okul. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Tuğba Erbil, Sezin Erbil'i bakın nasıl övüyor. Mesela Sezin'in inanılmaz ince bir beli vardır. Yani bilekleri. Hayır. Övdüler, Sezin Erbil'i utandırıyor. Zaten çok güzel bir yüzü var Sezin'in. Yani vücudu çok biçimlidir. Yüzü her şey yakışır. Ben çok beğeniyorum. Övme sırası Sezin Erbil'de. Vücudunu, yüzü, her şeyini beğeniyorum. Bence çok değişik bir şeyi var yani. Güzelliği. Yalnız körlerle sağlar bile nerler gibi. Ve işte Mehmet Ali Erbil'in baldızı. Sağ olsun, bebek bakımından iş hayatındaki her noktada bana çok destek. Tuğba Erbil'in ablası Şeyda Masrafçı kardeşine ikizi kadar benziyor. Aslında beni daha büyük falan diye soruyorlar, öyle gösteriyorsunuz diyorlar. Herhalde çocuklu olduğum için. Erbil'in baldızı sonuna kadar kardeşimin arkasındayım diyor. Hep zor günümde yanımdadır. Zaten biz ayrılmayız genelde yani. Mehmet Ali Erbil'in Maskeli Beşler filminin devamı için uzattığı bıyığına geliyor söz. Benim hoşuma gitti, ben yakıştırıyorum. Bebişkoları Ali Sadi her bıyıklıya dede diyormuş. O genelde benim babam bıyıklı olduğu için her bıyıklıya dede diyor ama. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de dede diyormuş Ali Sadi. Dede dedi mi hiç babasına? Babasına demedi. Demedi. Cumhurbaşkanımıza dede diyor. Evet, gördüğü zaman.